Kağıthane Belediyesi Asbahçe Güreş sahasında gerçekleşen 30. Kağıthane Yağlı Güreşlerinde 400'ün üzerinde pehlivan mücadele etti. Kağıthane Yağlı Güreşlerine binlerce vatandaş ilgi gösterdi. Farklı şehirlerden yüzlerce güreşçinin katıldığı alt grupların da yer aldığı müsabakalarda izleyenler güreşe doydu. Kıyasıya geçen mücadelelerin Kırkpınar'ı aratmadığı gözlendi. Kağıthane Yağlı Güreşlerinin 20 yıldır güreş ağalığını yapan Yusuf Yoldaş, bu yılki etkinliklerde ünvanını Ahmet Balcı'ya devretti. Kağıthane Yağlı Güreşlerinin ağası Ahmet Balcı oldu. İnşallah bugün saat 3 gibi de baş pehlivanlarımız her meydana çıkmış olacak. Biz Kağıthane Belediyesi olarak 30'u düzenliyoruz ama bu çayırda, Kağıthane Çayırı'nda yüzlerce yıldır pehlivanlar burada peşref tutuyorlar, birbirleriyle müsabaka ediyorlar ve bu geleneksel atasporumuzda bu yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da yaşatmaya devam edeceğiz. O yüzden Kağıthane'de Kağıthane'nin ağası seçilmiş olan bundan sonraki süreçte Ahmet Balcı Beyefendi ve Yusuf ağamıza beraber de temsil edecektir inşallah. Bu süreçte katkılarından, desteklerinden dolayı Kağıthane Yağlı Güreşlerini çok üst noktalara taşıyan Yusuf Yoldaş ağabeyimize tekrar teşekkür ediyoruz. Ben eminim ki Ahmet Balcı Beyefendi çok daha zirveleri taşıyacaktır. Sporumuz güreşe değer verenler. Bugün Yardımınızla baş pehlivan Recep Kara, İstanbul Kağıthane Belediyesi'nin yağlı güreş etkinliklerini her sene kalitesini artırarak devam ediyor. Bugün de normal sezonundan biraz erken alındı şeklinde konuştu. Güzel hale gelen İstanbul Kağıthane Belediyesi'nin yağlı güreş etkinlikleri her sene kalitesini artırarak devam ediyor. Bugün de normal sezonun biraz erkene alındı. Cetvel hakemliğine kayıt Kırkpınar'dan sonra yapılıyordu normal bu güreşler. Ama Kırkpınar'dan önce biraz havalar serin ama gördüğünüz gibi de şükürler olsun güzel bir hava var. Seyircimizin ilgisi de güzel. İnşallah bize de artık güzel güreşler yapmak kalıyor. Bugün burada 10 yaşından tutun baş pehlivan 40 yaşında baş pehlivan kardeşlerimize kadar herkes bu er meydanda güreş tutacak. Bu kültürümüzü yaşattığımız evet, için de ayrıca gururluyuz. Bizi biz yapan değerler bunlar. Atasporumuza, kültürümüze hep birlikte sahip çıkalım. Çok bu organizasyonun burada tertiplenmesinde emeği geçen Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de basınımıza da teşekkür ederim. Güreşçiler madalya ve kupalarını Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in elinden alırken müsabakalarda tüm baş pehlivanlara başarılar diliyorum. Ama bu güzelliği oluşturan baş pehlivanlarımızla birlikte vatandaşlarımız burada binlerce vatandaşımız bugün burada bizleri yalnız bırakmadı. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Çok güzel, tam zemin iyi, saha iyi. Baş pehlivanlarımız önce kurallarını çekmiş oldular. Ben güzel müsabakalar olsun diliyorum. Öğleden önce küçüklerimiz burada, miniklerimiz burada güreş yaptılar. Birlikte birbirlerini denemiş oldular. Şimdi baş pehlivanlarımız da Kırkpınar öncesinde tekrar birlikte burada güreş tutacaklar. Müsabakalar tüm baş pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Ama bu güzeli oluşturan
baş pehlivanımızla beraber vatandaşlarımız. Burada binlerce vatandaşımız bugün bizleri yalnız bırakmadı. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Atasporumuz, yağlı güreşe hep beraber destek oluyoruz. İnşallah gelecek kuşaklarda yüzlerce yıl devam eden bu güreş etkili devam edecektir diyorum. Aynı zamanda çocuklarımız için de birçok spor müsabakalarımız var Kağıthane Belediyesi olarak. Bunları da değerlendiriyoruz. Önümüzdeki haftada uçurtma yarışmamız olacak. Buradan ister acilde tüm İstanbullular, tüm Kağıthane uçurtma yarışmasına davet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Küçük Allah Allah. İyi ben meşhurum.